Yücel. Benimle bu halde bulduğu Tanrı hakkında ne düşünür sence? Şanslı oldum. Sen kafayı sıyırmışsın. Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde sizlere farklı bir konudan bahsedeceğim. Çünkü uzun zamandır kafamda olan bir video fikri vardı ve sevdiğim bir animasyon filmi olduğu için bunu sizlere bu videoyla açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi DreamWorks'ün farklı farklı animasyonları var, fakat kimse artı 18 bir animasyonu olduğunu tahmin ettiğini düşünmüyorum. Çünkü bu videoyla beraber DreamWorks'ün artı 18 sahne yer verdiği bir tane filmden bahsedeceğim ve birçok insan hiçbir DreamWorks filmini bu kadar detaylı izlemediği için bu videoyla beraber öğrenince bayağı şaşıracak. Çünkü ben de gerçekten bayağı şaşırmıştım arkadaşlar ve böyle bir sahnenin olduğunu bilmek gerçekten inanılmaz komikti ve yetişkin birisi, bir genç olarak bunu anlamak beni gerçekten aşırı mutlu etti. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. DreamWorks'un birçok farklı filmi olduğunu zaten birçoğunuzun bildiğini bilmekteyim. Fakat her biri filmini izleyip izlemediğinizi sormuyorum, çünkü DreamWorks'un 20'den fazla filmi olduğu için hangi filmini izleyip izlemediğinizi de bilmiyorum. Fakat ben DreamWorks'un tüm filmlerini baştan sona açıp izlediğim için özellikle belli başlı filmler benim şu anda inanılmaz fazla favorim olarak geçiyor arkadaşlar ve aynı zamanda inanılmaz seviyorum. Çünkü gerçekten iyi bir hikaye olgusu ve karakterlerin birleşimiyle beraber iyi bir film izliyorsunuz. Peki bahsedeceğimiz film ne diye soracak olursanız arkadaşlar, filmimizin ismi arkadaşlar The Road to El Dorado olarak geçmekte. Bu film bundan nereden bakarsanız 23 yıl önce çıktı, yani 2000 yılında vizyona girdi ve ben o zamanlar dünyada vardım herhalde, bilmiyorum. O zamanlar çıkmış olan bu film gerçekten çok hoşuma gitmişti ve ben özellikle filmi izlerken aşırı beğenmiştim. Çocukken tabii ki izleyince pek bir şey anlamıyor insan, özellikle sadece animasyon çizgi dizi deyip geçiyorsunuz. Fakat daha sonra filmi izleyince o kadar çok mutlu oluyorsunuz ki ya arkadaşlar, film içerisinde çok güzel 3 tane karakter var ve her birine hayran kalıyorsunuz. Ben zaten bu karakterleri aşırı seviyorum. Örneğin Miguel karakteri var ki bu karakter aşırı komik ve saf, iyi niyetli birisi. Film içerisinde de gayet iyi yedirilmişler. Kurnaz Tulio var ki bu karakteri de aşırı sever ve kendime benzetirim. Çok kral bir karakterdir. Ve aynı zamanda güzeller güzeli bir Chael karakteri var ve bu kadını da aşırı hoş bulurum. Yani arkadaşlar, şuna baksanız, aşık olmamak için insan kendini resmen zar zor tutar ve benim çocukluk aşklarımdan bir tanesidir. Yani bu karakteri de aşırı fazla severim. Fakat film içerisinde bir tane artı 18 sahne olduğunu biliyor muydunuz diye sorsam, muhtemelen kimse buna hadi canım sen de DreamWorks gerçekten bunu yaptı mı diyeceksiniz. Ama aslında DreamWorks'un zaten yetişkinlere hitap ettiğini de bildiğimiz için kendi filmleri içerisinde artı 18 şakalardan ve benzeri şeylerden ziyade sahneler de yer verebiliyor. Peki bahsedilen sahneye geçelim ve sizlere bunu anlatalım. Öncelikle film içerisinde filmin ortalarına doğru bir tane sahne bulunuyor arkadaşlar. Ve bu sahne içerisinde özellikle Chael karakterinin Tulio ile geçen bir tane sahne artı 18 olarak değerlendiriliyor ve hatta bunu ülkemiz içerisinde yayınlandı mı yayınlanmadı diye benim bile hiçbir fikrim yok. Yani dünya genelinde belki bu ufacık sahneyi kendi ülkelerinde yasaklamış olan farklı ülkeler bile bulunabilir. Özellikle sahneyi önce size izletelim, daha sonra da ne anlama geldiğini anlatmadan anlatmaya çalışalım gibi bir şey. Tabii bunu da nasıl yapacaksam. Benimle bu halde bulduğu Tanrı hakkında ne düşünür sence? Şanslı oldum. Sizin de sahneyi izlediğiniz gibi arkadaşlar, özellikle birçok kare, ses, aynı zamanda karakterlerin birbirlerine olan yaklaşımı zaten birçoğunuzun kafasındaki o düşünceyi canlandırıyor. Ve daha sonra da zaten sahne geçişleri hemen diğer sahnenin gelişiyle beraber karakterin böyle baygın bir şekilde, yorgun bir şekilde ortaya çıkması ve Chael karakterinin de Tulio ile sanki bir şeyler yapmışlar gibi görmemiz hepimizin kafasında oğlum bunlar orada ne yaptı falan dememize neden oluyor. Ve ben de zaten bu sahneyi izlerken az çok çocukken anlamasam bile daha sonra izleyince anladım. Keza geçtiğimiz günlerde yeniden izlediğim zaman da bayağı güldüğümü söyleyebilirim. Zaten birçok insan eğer El Dorado'yu izlediyse buradaki sahnenin ne anlama geldiğini ve artı 18 bir sahne olduğunu anlayabilir. Zaten benim bu videodaki amacım arkadaşlar sadece DreamWorks'ün, düşünün, hayranlara o kadar çok önem veriyor ki bazen içerilerinde artı 18 espriler, şakalar ve benzerler de ekleyebiliyor ve bunu yaparken de gocunmadan yapıyor. Ben zaten en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu. Disney veya Pixar'ın çıkarttığı animasyon
yorumlara bakarsanız bu derece artı 18 mesajlar veren ve aynı zamanda üzerine düşünmüş sahneler bulamazsınız. Ama Disney'den ziyade, Pixar'dan ziyade DreamWorks'un bunu yapması, ne yapalım abi, kral bir animasyon şirketi de fazla bir şey bekleyemezsiniz. Kısaca DreamWorks bu sahneyle de zaten güzel bir film ortaya çıkartmıştı. Sadece sahne değil, filmin son derece iyi olması da buna bir örnekti. Keza ben El Dorado'yu da bir hayli fazla severim ve bugünkü videoda bundan bahsetmek istedim. Evet dostlar, bugün El Dorado'dan bahsederken DreamWorks'un animasyonu içerisinde artı 18 sahnesine yer vermesi hakkında farklı konulara değinmeye çalıştım. Umarım ki videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Böyle farklı farklı içeriklere de yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok seviyorum böyle farklı içerikleri. Bunların yanı sıra da daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Yüce Halim. Benimle bu halde bulduğu Tanrı hakkında ne düşünür sence? Şanslı oldum.